CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, AK Parti'nin paniklemeye başladığını iddia etti. Çetin Arık, iktidardan herkesin rahatsız olduğunu savundu. Bugün Kayseri'ye güç verdiler. Kayseri daha da güçlü. Ve şunu net olarak gördük. Millet farklı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş. Kime dokunduysak bina işitiyoruz. Ve kırmızı et üreticisi şunu söylüyor. Bana 55 liraya mal oluyor, 46 liraya satabiliyorum. Aman ha bizi bundan kurtarın diyor. Yine karşılaştığımız bir vatandaşımız, bir gencimiz diyor ki kahvede karşılaştığımız, okey oynayan bir kardeşimiz. Babamdan utandım, annemin mutfak karşılığını aldım, burada çay içiyorum diyor. Ne olursunuz gelin diyor. Gelin artık bizi bunlardan kurtarın diyor. Dolayısıyla umudu Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağlamış. Kurtarırsa Cumhuriyet Halk Partisi kurtaracak diyor ve Cumhuriyet Halk Partisi de ve şunu da söylüyorlar. Aman ha ne olursunuz Millet İttifakı'nı bozmayın. Kim ne derse desin. El ele verin. Güç birliği yapın. Bu haramilerden bizi kurtarın diyor. Artık insanlar uyanmışlar. Diyor ki kolum kesileydi, parmağım kesileydi. Ben bunlara oy verdim, bir daha da oy vermem diyor. Bunu nerede diyor? Kayseri'de diyor. Kayseri AKP'nin kalesi. İşte bunun için AKP panikledi. AKP çok ciddi panikledi. Ne yapacağını da bilmiyor. Bir taraftan kasada para yok. Onun için asgari ücret diyoruz. Asgari ücret için çalışıyoruz diyorlar ama net bir fiyat söylemiyorlar. EYT diyoruz. EYT'de 6 milyona yakın yurttaşımız var. Çıkartacağız, çıkartacağız. Çalışıyoruz dediler. Bugün yine açıklama yaptılar ki EYT ile ilgili bir çalışma yok. Çünkü artık kasada para yok. Milletin parasını beşli çeteye harcamışlar. Bir taraftan da çöküş halindeler. Onu görüyorlar. Aman ha EYT'yi düzeltirsek, asgari ücreti düzeltirsek bir sonuç alabilir miyiz diyorlar ama Abbas yolcu. Görünen odur. Güle güle AKP iktidarı. Kayseri'den halkın iktidarının müjdesini Sayın Genel Başkan Yardımcım verecek herhalde. Halkın iktidarının müjdesini Kayseri'den veriyoruz. Ve şunu söylemek istiyorum. Vaktinde seçim olsa 2023. Cumhuriyet'in tam da 100. yılı. 100. yılı. Atatürk'ün koltuğunda Atatürk'e...